Ahiretin kısası çok zordur. Kur'an'da şöyle buyrulur. İman edip imanlarına zulüm karıştırmayanlar. Güven onlaradır. Onlar doğru yoldadırlar. İmam Sadık Aleyhisselam bu ayet hakkında şöyle buyurmuştur. Yani imanlarına şüpheyi karıştırmayanlar. Yine İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey Ebu Basir! İmanlarını zulümle karıştıranlardan olmandan Allah'a sığınırım. Bunlar hariciler ve dostlarıdır. Allah'ın sevgilisi şöyle buyurdu. Allah nezdindeki amel defterleri 3 çeşittir. Bir çeşit amel defterine karşı Allah sıkı tutmaz. Bir kısmında Allah hiçbir şeyi terk etmez. Bir kısmını ise Allah asla bağışlamaz. Allah'ın bağışlamadığı amel defteri şirktir. Allah-u Teala, her kim Allah'a şirk koşarsa şüphesiz Allah ona cenneti haram kılar buyurmuştur. Allah'ın asla önem vermediği amel defteri, insanın kendisiyle Allah arasındaki hususlarda kendine zulmetmesidir. Mesela oruç tutmaması veya namaz kılmamasıdır. Allah inşallah onları bağışlar ve affeder. Allah'ın asla terk etmediği yani bağışlamadığı amel defteri ise kulların birbirine zulmetmesidir ki mutlaka kısası gerektirir. Allah'ın sevgilisi bir başka hadisi şeriflerinde buyurdu ki zulüm 3 çeşittir. Allah'ın asla bağışlamadığı zulüm, Allah'ın bağışladığı zulüm ve Allah'ın terk etmediği yani mutlaka hesaba çekeceği zulüm. Hazreti Ali Aleyhisselam buyurdu. Bilin ki zulüm 3 kısımdır. Bağışlanmayan zulüm, cezası terk edilmeyen zulüm ve bir de bağışlanan ve sorulmayan zulüm. Bağışlanmayan zulüm Allah'a şirk koşmaktır. Bağışlanan zulüm bazı küçük günahlarla kulun kendisine yaptıklarıdır. Terk edilmeyip cezalandırılan zulüm ise kulların birbirine zulmüdür. İmam Ali Aleyhisselam yine şöyle buyurdu. Allah-u Teala izzet ve celalime andolsun ki bir yumruk vurmak, bir el sürmek veya boynuzlu hayvanın boynuzsuz hayvanı boynuzlaması şeklinde de olsa hiçbir zulmü affetmeyeceğim buyurmuştur. Allah kulların hakkını birbirinden alır ve böylece hiçbirinin diğeri üzerinde bir hakkı kalmaz ve ardından onları hesap için gönderir. Hazreti Ali Aleyhisselam, bağışlanmayan zulüm kulların birbirine zulmetmesidir. Ahiretin kısası çok zordur. Bıçakla yaralamak veya kırbaçlamak gibi değildir. Bunlar o kısas karşısında çok küçük kalır buyurmuştur. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, bağışlanmayan ve hesabı sorulacak zulüm kulların birbirine zulmetmesidir. Allah birinin hakkını diğeriyle takas eder. İmam Bakır Aleyhisselam buyurdu. Aziz ve celil olan Allah'ın terk etmeyeceği zulüm insanların birbiri üzerindeki borçlarıdır. Yine İmam Ali Aleyhisselam Allah'ın yiyeceklerini zakkum, içeceklerini zehir ve acı kılarak lokmaya karşılık lokmayla, yuduma karşılık yudumla zalimlerden intikam alması pek yakındır buyurmuştur. Bir diğer hadisi şeriflerinde Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, aziz ve celil olan Allah şöyle buyurdu. İzzet ve celalime andolsun ki, dünya ve ahirette zalimden intikam alırım. Her kim bir mazlumu görür ve yardım edebildiği halde ona yardım etmezse, şüphesiz ondan da intikam alırım.